24'ten iyi günler, iyi haftalar diliyoruz sayın seyirciler. Haftanın ilk işlem günü kahve molasında ekonomi gündemiyle karşınızdayız. Ben Beyza Hakan. Nelerle başlıyoruz bu hafta? Hangi gündem maddeleri öne çıkıyor ekonomide? Neler bekleniyor? Buna bakalım. Birazdan da piyasaların neleri fiyatladığını ekranlarınıza getireceğiz değerli izleyiciler. Ve tabii 24 ekonomi müdürü Sadi Özdemir'le değerlendireceğiz gündemi. Ve ilk haber, koronavirüs salgını sonrası normalleşme adımlarının hız kazandığı Haziran ayında ekonomiye güven %19.1 oranında arttı. TÜİK'in verilerine göre endeks 6. ayda %73.5 değerine yükseldi. Endeks Nisan ayında 51.3 ile tarihi seviyeleri geriledikten sonra Mayıs ayında 61.7 puana çıkarak dipten dönmüştü. Ekonomik güven endeksindeki artış tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerinde artışlardan kaynaklandı. Mayıs ayında tüketici güveni %5.2 oranında artışla 62.6 değerine yükseldi. Bu dönemde reel kesim güven endeksinde ise %22.2'lik artış yaşandı. Böylece 89.8 değerine çıktı. Hizmet sektörü güven endeksi de %8.5'lik artışla 55.5'e yükseldi. 6. ayda perakende ticaret güven endeksinde de %9.3'lük artış yaşandı, 86.4 değerini aldı. Haziran'da inşaat sektörü güven endeksi ise %33.1 oranında artarak 78'e çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ekonomik güven endeksindeki güçlü artışı değerlendirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan ve Albayrak, Türkiye ekonomisine artan güvene vurgu yaptı. Nisan'da 51.3 olan ekonomik güven endeksinin Mayıs'ta 61.7'ye, Haziran'da ise 73.5'e yükseldiğine dikkat çekti. 2020 yılını bu performansla sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşallah açıklamasını yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, reel kesim başta olmak üzere endeksin tüm alt kalemlerinde güçlü bir canlanma görüldüğünü belirtti. Bu gidişatın giderek daha fazla güç kazanması ve kalıcı bir hale gelmesini hedefliyoruz ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Exim Bank'ın Dünya Bankası garantisi altında bankalar konsorsiyumundan 380 milyon avro kredi sağladığını açıkladı. Pekcan, bu kapsamda ihracatçılara 10 yıla varan vadeyle kullandırılacak işletme sermayesi ve yatırım harcamalarının finansmanına yönelik yeni bir kredi penceresi açılacağını belirtti. Ticaret Bakanı Pekcan, söz konusu kaynağın bankacılık sektörü açısından Dünya Bankası'nın kısmi kredi garanti yapısı altında Türkiye'de gerçekleşen ilk, dünyada ise benzer yapıda ikinci işlem olduğuna dikkat çekti. Kredinin %70'inin KOBİ'lerin finansmanında kullandırılacağını belirten Pekcan, bu kapsamda yeni ihracatçılar üzerinde yoğunlaşılmasını hedefliyoruz ifadelerini kullandı. Veri gündeminin yoğun olduğu bir haftaya girdik sayın seyirciler. Özellikle cuma günü yurt içinde enflasyon, küresel taraftaysa Amerika'daki istihdam raporunun öne çıktığını söyleyelim. Öte yandan küresel piyasalarda artan ikinci dalga endişelerinin negatif fiyatlamalara neden olduğunun altını çizmek gerekiyor. Rakamlardaki son durum ne bunlar ışığında? Öncelikle Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine bakalım. Güne yatay seyirle başladı BIST 100 endeksi ve an itibariyle 115.259 seviyesinde olduğunu gözlemliyoruz sayın seyirciler. Kurlar cephesine bakacak olursak doların yeni haftaya yatay seyirle 6.85 bandında başladığını söyleyelim. Ve avroda 7.71'den işlem görüyor. Altında durum ne? Yeni haftaya ekside başladı. Altının gramı şu anda 389 lira 81 kuruş. Çeyrek altında 637 liradan işlem görüyor. Altın onsu eksi de 1769 dolar seviyesinde yükseliş beklediğini söyleyelim analistlerin. Ons fiyatında bu arada. Petrole bakıyoruz. Brent'in varili 40.56 dolar seviyesinde. Eksi de petrolde ve faizler son olarak tahvil %9.19. Repo %12.72 sayın seyirciler. Birazdan piyasaları da konuşacağız.
Ve düşük faizli kredi kampanyası konut satışlarını 14 kat artırdı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre faizlerin düştüğü 1 Haziran'dan itibaren ülke genelinde 93.704 kredili satış işlemi gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı döneminde satılan konut sayısı ise 6.658 olarak kayıtlara geçmişti. Covid-19 pandemisinin en fazla etkilediği sektörlerden biri de gayrimenkul oldu. Salgın sürecinde konut satışları durma noktasına geldi. Sektörü canlandırmak için kamu bankaları ise harekete geçti. Haziran itibarıyla konut kredi faizi sıfır konutta %0.64'e, ikinci elde ise %0.74'e çekildi. Bu faiz indirimi hamlesiyle satışlarda yeniden yükselişe geçti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre Haziran ayında 93.704 konut satışı gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde ise 6.658 kredili konut satışı yapılmıştı. Böylece satışlar 2019 yılına oranla 14 kat arttı. Faiz indirimi öncesi Mayıs ayına bakıldığında ise 18.483 ipotekli satışın gerçekleştiği görüldü. Bu dönemde konut satışlarında ilk sırayı yine İstanbul aldı. Haziran ayında Megakent'te 14.465 konut satıldı. İstanbul'u 12.172 konut satışıyla Ankara, 6.220 konut satışıyla da İzmir izledi. 3.532 konut satışıyla Bursa, 3.077 satışla da Antalya kredili konut satışının en yoğun olduğu iller olarak sıralandı. Faiz indirimi hamlesi sadece konut değil gayrimenkul satışlarına da can suyu oldu. Haziran'da tarla, arsa, iş yeri gibi taşınmazlar da dahil toplam 284.487 satış gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde bu satışların toplamı 99.125 olarak kayıtlara geçmişti. Borsadaki şirketler ilk çeyrekte pozitif performansıyla yatırımcısının yüzünü güldürdü. BIST 100'de işlem gören şirketlerin net karı Ocak-Mart döneminde 15.3 milyar liraya ulaştı. 100 şirketten 73'ü kar elde etti. Borsa pandemi sürecine rağmen yılbaşından bu yana başarılı performansıyla dikkat çekiyor. BIST 100'de işlem gören şirketlerin karı yılın ilk çeyreğinde %0.7 oranında arttı. Böylece elde edilen net kar 15.3 milyar liraya ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde ise şirketlerin karı 15.2 milyar lira düzeyinde gerçekleşmişti. İlk çeyrekte 8 şirket net karını 1 milyar liranın üzerine taşıdı. BIST 100'de işlem gören ve bilanço açıklama dönemi kapsamında finansal sonuçlarını paylaşan 100 şirketten 73'ü bu dönemde kar elde ettiğini duyurdu. Kalan 27 şirket şirkette net zarar yazdığını açıkladı. Ve 24 ekonomi müdürü Sadi Özdemir'le konuşacağız sayın seyirciler gündemi. Hoş geldiniz, iyi haftalar Hoş olsun bulduk. Sadi Bey. Hepimize inşallah. İnşallah. Şimdi veri trafiği yoğun dedik, yoğun bir hafta olacak. Nasıl başladık, piyasaların yönü nasıl olur, nasıl yorumlarsınız? Piyasalar hani küresel anlamda baktığımızda borsayı baz alırsak Amerika Cuma düşmüştü. Asya bu sabah itibariyle fenaydı ama bizim borsamız yukarı döndü. Neden? Çünkü en azından ekonomik güven endeksi oraya baktığımızda çok ciddi bir düzelme var. Nisan'la kıyasladığımızda Nisan tarihi dip noktaydı. Tabii ki şu an özellikle salgından önceki seviyelere gelmedik güven anlamında söylüyorum. Çünkü her yerde olduğu gibi bazı endişeler var. Ama bu dipten dönüşü olumlu fiyat diyor piyasalar. Mesela ben Avrupa'daki güven endeksiyle kıyasladım. Avrupa Birliği Euro bölgesi. Oradaki düzelmeler 5 puanlık, 4 puanlık düzelmeler var. Bizde 12 puana yakın oran olarak bakarsak da %19'luk. Dolayısıyla bizde çok daha hızlı bir toparlanma var. Bunu zaten konuşuyorduk. Onun yanı sıra konut satışlarıyla ilgili haber de siz paylaştınız seyircilerimizle. Orada da çok enteresan bir gelişme var. Çifte düzelme var. Bir, toplam satışların arttığını anlıyoruz. Toplam gayrimenkul satışlarına baktığımızda 3 misli artmış durumda. İpotekli yani kredi kullanılarak alınan konut sayısında ise 14 misli artış var. Geçen
mesela ben şeyi hatırlatayım, toplam satışları 2019'un Haziran ayını 61.355'ti. Bu 61.355'lik 2019 Haziran satışı içinde ipotekli sayısı çok daha düşüktü. Çünkü hatırlarsanız o zaman faizler de yüksekti. Yani %1'in üzerinde faizler vardı. Şimdi bu açıdan bakarsak orada ciddi bir toparlanma görüyoruz. Reel ekonomi tarafında. Diğer kredilerde de öyle. Dolayısıyla bu Haziran ayı gerçekten Cuma günü konuştuğumuz gibi birçok çevreyi şaşırtacak. Şimdi bu arada küresel piyasalar için Merkez Bankası başkanları hani bizim için farklı tablonun yani o V şeklindeki toparlanmayı gözlemliyoruz değil mi? Anladığım kadarıyla ama küresel borsalar için mesela Merkez Bankası başkanları V'yi bırakın U bile yakalansa mucize yorumları yapıyor. O yüzden gerçekten yani pozitif ayrışıyoruz hatta, bu noktada. Hani U da bir toparlanma belli bir süre yatay gittikten sonra ama, evet, yavaş. L kalır mı bir süre bu hani düştük devam ediyoruz yatay şekilde olabilir mi? Öyle bir endişe var. Tabii ki salgının seyrine göre V, W da olabilir. Yani çıkış iniş de olabilir. Ama şu ana kadar hani evet endişelerimiz var. Ama şu ana kadarki süreç normalleşmenin başladığı 1 Haziran'ı baz alalım. Evet. Hoşumuza gitmeyen bazı özellikle salgın tarafında tablolar olsa da büyük ölçüde normalleşmeyi başarmış görünüyoruz. Başka ülkelerde başka sorunlar var. O yüzden hani onların öngörüsü bizim için ve bizim de beklentimiz o. Zaten şu an düşüş oldu. Alt köşeden sıçrama başladı. Rakamlar bunu gösteriyor. Bazı insanlar şeydir, inanmıyoruz derler. Yine hatırlatalım. Anketler evet, anketler sonuçta umut ya da görüştür. Ama tapu kayıtları, kredi kayıtları, ruhsat kayıtları, hani cirolar... Bunlar kayıt altındadır. Yani burada siz ister inanın, ister inanmayın. O inanmama lüksünüz siyasi görüşlere göre devam edebilir ama elbette. Kayıtlı istatistikleri biz konuşuyoruz. Kayıtlı istatistiklere baktığımızda da zaten rakamları kıyasladığımızda da çok ciddi düzelme Haziran ayı itibariyle yaşamış bulunuyoruz. Peki şimdi süreyi de böyle ekonomi kullanmak adına şöyle birleştirerek soracağım. Ekonomik güven endeksinin üzerine konuşunuz. Performans Temmuz'da da devam eder mi? Onu soralım. Bir de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da güven endekslerindeki canlanmayı işaret etti. Yakın zamanda şimdi açıklamasının detayına baktığınız zaman yine bazı destek ve teşvikler de gelecek gibi görünüyor. Nasıl yorumlamak lazım? Evet. Böyle mi? Ya üzerinde çalışılan konular var. En azından hatırlatalım. İstihdam kalkanı paketi var. Orada normalleşmenin sanki normalleşmenin seyrini tam görelim. Bazı konularda öyle karar verelim şeklinde bir yolda izlendi. Çünkü örnek verelim. Hani işten çıkarma yasağı devam etsin mi etmesin mi? Hı hı. Ya da şu anda mesela işten çıkarma yasağı döneminde katı bir şekilde kullanılması işinden ayrılmak isteyenlere de bir engel. Yani orada bir hukuki sıkıntı da var. Mesela bunu nasıl şekillendirelim? Destekler anlamında mesela düşünülen bir şey var. Kayıt dışı çalışanların, çalıştırılanların kayıt altına alınması halinde destek ve teşvik sağlanması gibi. Dolayısıyla o detaylar üzerinde çalışılıyor. Onun dışında da zaten Sayın Bakan o zaman da söylemişti. Bir takım yine... vergiler, ertelemeler konusunda da biraz izlemek gerektiğini, normalleşmeyi izlemek gerektiğini söylemiştir. Muhtemelen yakın zamanda bu konularda bir takım adımlar atılacak. Sayın Bakan'ın söylediği bu bizim de konuştuğumuz rakamlar sonuçta bir göstergedir. Eğer işin salgın tarafı beklendiği gibi İkinci pozitif devam. Şekilde Hı. sürerse, zaten 2021 Türkiye için bambaşka bir yıl olacak. Son çeyrekten itibaren. Temenni ediyoruz. Peki teşekkür ediyoruz Ferdi Bey. Ben teşekkür ediyorum. Haftaya güzel başladık görünüyor. Sağolunuz. Bitiriyoruz efendim kahve molasını. Yarın aynı saatte bekleriz.